kulüp personelinden benim bir farkım olmayacak. Bursa Spor Başkan adayı Serdar Acar Horoz gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Acar Horoz, kongrenin iptal olma durumunu ve yapacakları projeleri anlattı. Kongreyi etkilemek istenen her hamle için bu oluşumun içinde bulunan insanların ben Bursa Sporlu olduğunu düşünmüyorum. Bursa Sporluluk eğer gerçek anlamda gönül işi ise, Bursa Sporluk gerçek anlamda arma işi ise seçilecek olan başkan adayı kimse herkesin camia olarak ona el birliğiyle destek verip Bursa'yı en iyi yere getirmesi lazım. Bence bu tip spekülasyon yapılacak şeyler, bu tip olumsuz yaratacak şeyler yapılmaması gerekiyor ve kesinlikle kınıyorum bu arkadaşları. Başkan olunca ilk önce bizim futbolcularımızla görüşüp futbolcularla yani sabaha uyandığımızda tüm elimizdeki mevcut kadromuzla sözleşmelerimizi yenileyip tüm futbolcularımızın ücretlerini ödeyip ilk önce onları bir manevi olarak ve maddi olarak rahatlatacağız. Arkalarında gerçek bir yönetim kurulu olduğunun, onların arkasında her anlamda duracak bir yönetim kurulunun olduğunu onlara ispatlayacağız. Onlar da manevi olarak güçlenecek ve sezona hazırlanacak. Ve bunların arkasına transfer tahtasının açılımıyla ilgili gerekli adımları atacağız. İlk günde konuşursak gene aynı şeyi söylüyoruz. Biz Süper Lig'e çıkmak zorundayız. Süper Lig'e çıkmanın haricinde hiçbir başarı bizim için başarı değildir. Biz ilk gün ne söylüyorsak bugün gene aynı şeyi söylüyoruz. Hiç değişen hiçbir şey yok bizde. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki herkesin görüşüne saygım var ama eski yöneticilerden diyoruz ki şu alacaklarından bize feragat etsinler, alacaklarından vazgeçsinler. Şimdi kulağımıza geliyor, duyuyoruz işte eski yönetici arkadaşlar şu an adaylarla barışıyor. Kendi paralarını bir kurtarma operasyonuna giriyorlar. Ya ben gülüyorum bunlara yani. Bu arkadaşlar kötü konuşmak istemiyorum ama bence çok iyi Bursa Sporlu olduklarını düşünmüyorum. İsim hakkıyla ilgili ben Tok Stadı ile ilgili gittim. Ankara'da görüşmeler yaptım. Hala devam ediyorum. Seçilme durumunda ya da seçilmeme durumunda da ben başka bir başkan adayı başkan olursa ona da tüm tecrübelerimi kendisine aktaracağım. Tüm görüşmelerimi kendisine aktaracağım. Kendisi beğenir devam eder ya da beğenmez devam eder. O onun taktiğine kalmış bir şey ama ben ilk Tok Stadı'nın ismiyle ilgili çok çalışma yaptım. Reklam geliriyle ilgili ücretler dedim minimuma insin yani pasolik ücretleri olsun. Çünkü şu an İstanbul'a görüştüğüm Türkiye'nin en büyük reklam şirketlerinden bir grup tüm stat içindeki locaları, loca diyorum özür dilerim, tüm reklamları satın almak istiyor. Peşin para satın almak istiyor katkı olsun diye ve sattığı tüm reklam gelirlerinden de %10 sözleşme bedeli olarak da Bursa Spor'a ödeyecek. Bu da takriben 20 milyona yakın bir reklam geliri oluyor. Localara gelince loca zaten şu an benim 15 tane yakın sanayici arkadaşımın birebir bana verdiği sözler var. Söz. Ertesi gün alacağız dediler. Göreceksiniz. Oldu ki seçildiğimiz an ertesi hafta içinde 15 tane locayı sattım. Köprüden önce son çıkış. Lütfen iyi irdeleyin, iyi seçin, iyi karar verin. Doğruyu seçin. Kendi adınıza her kim başkan olursa olsun. Ve başkan olduktan sonra ben veya bir başka aday herkes o başkan adayının etrafında toplansın. Bugün biz nasıl Bursa Spor için çalışıyorsak yarın o arkadaş için de çalışırız. Tüm Bursa halkı da aynı başkan adayının arkasında tüm gücüyle Bursa Spor'un yanında olsun. Bursa Spor'u bu kötü günlerinden kurtaralım. Doğru adres Sarı Pusula. Oylarınızı Sarı Pusula'ya bekliyorum diyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı saygıyla hürmetle ediyorum.